Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, değişken değiştirmeye tüm hızıyla devam ediyoruz. Kalıplar aşağı yukarı birbirinin aynısı. Temel mantığı anladığında yapıştır, tokatla geç. Nasıl gidiyor bu arada? Güzel çalışıyorsun değil mi? Bırakmıyorsun. Motivasyonu düşürecek şeyler mutlaka olacak. Benim de motivasyonum düşüyor bazen, yatıyorum kendime geliyorum. Ondan sonra kalkıyorum, bir spor yapıyorum, bir şey yapıyorum. Kendimi motive edecek bir şeyler buluyorum. En önemlisi seni düşünüyorum. Hayalleri olan bir öğrencim var orada diyorum. Onun kazanması lazım diyorum. Ve kalkıyorum, çalışıyorum. Sen de ne düşüneceksin? Benim hayallerim var diyeceksin kendi kendine. Ben o hayallerime ulaşacağım. Elimden geleni yapacağım. Almazsa da hayırlısı diyeceksin. Güzel bir şekilde bu yolda ilerleyeceksin. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi değişken değiştirmenin arkadaşlar üçüncü kalıbı dediğimiz yani bölüm durumunda olanlar. Tamam mı? Bölüm durumunda olanların kalıbı. Şimdi ne demiştik? Bir fonksiyon ve türevi bir aradaysa fonksiyon f'in eninci kuvveti x var. Yukarıda f türevi x var dx var yanında. Eksik yazmışım. Şimdi bak Burada da arkadaşlar bakın f'in n'inci kuvvetine değil önceki kalıptaki yaptığımız gibi neye u diyorum? f x'e u diyorum. f x'e u mu dedim? Diferansiyelimi aldım. Buraları anladın artık. f türevi x eşittir D U. Bak burası ne oldu? D U oldu. Bak oku soruyu şimdi. integral, integral u demiştim. Üstünde n'inci kuvveti var. u üzeri n yukarıdaki f türevi x dx dediğimiz du oldu. Artık alınabilir basit bir integrale dönüştü. Alabilirsin değil mi? Ya hocam nasıl alacağım değil mi? U üzeri eksi n gibi düşündük burayı. Şu du yanlış yazdım. Şimdi integralini alıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Üstünü bir fazlalaştırıyorduk. U üzeri eksi n artı 1 bölü yeni oluşan üsse bölüyorum. Eksi n artı 1'e yanına artı c'yi unutmuyorum. Ne o demiştik? Fx'e u demiştik. Ne oldu o zaman bu sorunun cevabı? Fx'in eksi n artı birinci kuvveti bölü eksi n artı bir artı c'ye eşit oldu. Bak mantık aynı. Bu sefer paydadaki ifadeye u dedim. Yukarısı komple du oldu. Sonra sadece u üzeri eksi n diye yazıp integralini aldım. Değişen bir şey yok. Mantığını anlayanlar güzel bir şekilde yaparlar. Bak şimdi. Yukarıda 2x 6 var. Bölüm durumunda x kare eksi 6x var. Ne dedik? Bölüm durumundakilerde %90'ında %90'ında olmayan durumları da var. Payda da kine u deriz. Ama hepsine değil. Bakın bunun türevi var yukarıda çünkü. O zaman buna ne dedim u? Yazıyorum neye ya, u dedim ben? x kare eksi 6 x'e u dedim. Hadi diferansiyel başla. 2x eksi 6 dx eşittir du oldu mu? Oldu. du nerede? du nerede? du nerede? Burada, burada, burada. du. Ne oldu sorum şimdi? Yukarısı du oldu. Buna u demiştim, u küp. Artık alınabilir bir integral. Nasıl yazıyorum burayı? İntegral u üzeri eksi 3 du diye yazıyorum. Hadi u üzeri eksi 3'ün integralini alıyorum. Üstünü bir fazlalaştırdım. u üzeri eksi 2 yeni oluşan üsse böldüm. Eksi 2 artı c. Ne oldu yani burası? Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. U kare artı C oldu. Ne o demiştik biz? X kare eksi 6 x u demiştik. O zaman sorumuzun cevabı eksi 1 bölü 2. X kare eksi 6 x'in karesi artı C'ye eşit olmuş oldu. Bu kadar. Haydi bakalım. 105. Bakın. Ne yapıyorum? U'yu diyorum. Diferansiyelini alıyorum. Bütün hepsinde aynı mantık var. Sadece nereye U diyeceğini ayıkacaksın. Ayıktın mı onu da? Hadi bakalım. 105. Şimdi buradaki ifadenin yine integralini alamıyorum. Bu şekilde bir integral ilk defa çıktı karşıma. Bölüm durumunda alamam. Buna U dersem sıkıntı var. Buna U dersem türevi ne? 2x artı 6 yukarıda 2x artı 6 falan var mı? Yok. Sadeleşmiş hali var mı? Yok. Yapamıyorum. Tıkandım kaldım. O zaman bir düzenleme yapacağım. Aşağıdaki bir şeye benziyor bak. Aşağıdaki neyin karesinin açılımı? X artı 3'ün karesinin açılımı. Kurnazol tamam mı? Bak şimdi. Bunun şuradakine U dersem birinci dereceden. Dereceden yardım al demiştim. Birinci dereceden bu. Türevi sabit. Yukarıda var. O zaman karesiz haline ne u diyorum? x artı 3'e u diyorum. Diferansiyelini aldım. Buranın diferansiyeli 1 dx eşittir du oldu. Bak burası du. Bu ne? u. Yaz şimdi du bölü u'nun karesi. Artık basit integral. İntegral u üzeri eksi 2 du. Aldır bana integralini hadi artık. Üstünü bir fazlalaştırdım. U üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c. Ne demek bu? İşaretim eksi bir kere. İşaretim eksi 1 bölü takla attırdı u üzeri eksi 1 u artı c. Ne o demiştik biz? X artı 3'e sorumuzun cevabı. Eksi 1 bölü x artı 3 artı c. c c c. Tamam mı? Oldu mu? Göz kırpmama da takmışız. Göz e, söyle yaptığım her... Evet tam konuşurken diye bir ses geldi. Kameranın fişini takmayı unutmuşum. Allah'tan e, başı kaydetmiş. Böyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Göz kırpmama taktınız diyordum. E, hadi. Orada kaldı muhabbet. Şimdi 106. sorumuz. İntegral D içerisinde 4x kare 12x var. Aşağıda da x kare eksi 3x'in 5. kuvveti var. Şimdi D'yi gördüğün zaman diferansiyelini hemen al demiştik. Diferansiyel demekti bu. Ne demekti? Türev yukarısı. Sonra türevini aldıktan sonra yanına da ne yaz demekti? Dx. Öğrendin artık bunları değil mi? Işıklarımız açık mı? Açık. Tamam. Bölüm. Aşağıya bakalım şimdi. Aşağıda ne var? x kare eksi 3x'in 5. kuvveti. Ne dedik? Bölüm durumunda olanların %90'ında paydanın tabanına u deriz. Ne o diyeceğim şimdi buradan? x kare eksi 3x'e u diyorum. Türevini aldım, diferansiyelini aldım. 2x eksi 3 dx eşittir du. Şimdi bak yukarıya bak. Yukarının içerisinde 2x eksi 3 dx var mı? Yukarıyı 4 parantezine aldığımda 2x eksi 3 dx var orada. Bölü bölü aşağıda yazalım şimdi x kare eksi 3x'in kaçıncı kuvveti 5. Bak soru şöyle oldu şimdi. Şu 4'ü sabit sayı olduğu için başa al. Burası du oldu. Aşağıdaki şuna u demiştim u üzeri 5. Düzenleyelim şimdi 4 integral u üzeri eksi 5 du'dur bu. Hadi integralini alalım. Üstünü bir fazlalaştırıyorum. 4. Çarpı 4 fazla 1 fazlalaştırdığım zaman u üzeri eksi 4 bölü eksi 4. Bakın şu 4'ler sadeleşir artı c'yi de koydum. İşaretim eksi oldu. u üzeri eksi 4 1 bölü u üzeri 4 demektir artı c. Neye o demiştik? x kare eksi 3 x'e u demiştik. Sorumuzun cevabı eksi 1 bölü x kare eksi 3 x'in 4. kuvveti artı c'ye. Eşit olmuş oldu. Küçük işlem hataları yapabilirim. Siz bunlara takılmayın. Önemli olan işi mantığını kavramanız. Tamam mı? Bir sürü soru çözüyorum arka arkaya. Bir sürü soru yazıyorum arka arkaya. Kafa yerinde olmuyor bazen. Anlayışlı olun. Tamam mı? Haydi bakalım devam edelim soru çözmeye. Evet şimdi 107. sorumuz. Bu duruma dikkat et. Kök x'li karşına integral geldiğinde Kök x'li integral geldiğinde Payda bölü kök x ara. Niye? Kök x'in türevi neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 kök x'ti. Yani içinin türevi denilen yerden içinin türevi değil işte. Değişken değiştirme yaptığınız zaman 1 bölü kök x aşağıya iniyor. Tamam mı? Şimdi bak, kök x'de olduğunda kurnaz ol dedik. Şimdi dereceye bak, kare. Şimdi bu kare benim işimi bozuyor zaten. İntegral almamı zorlaştırıyor. O kare ile. Uğraşmayıp şuna U diyeceksin. Niye U dediğini göreceksin şimdi tamam mı? Kök X ile olduğunda kurnaz ol. payda da bir tane daha kök X ara. Şimdi ne yapıyorum? Kök X artı 5'e ne dedim ben? U dedim. Her iki tarafın diferansiyelini alıyorum. Bunun türevi neydi? 1 bölü 2 kare kök X. Bunun türevi gitti. DX eşittir. Karşının diferansiyeli DU. Bak şimdi. Ne lazım? Bana dx bölü kök x lazım. dx bölü kök x var mı? Burada var. İçler dışlar yapıyorum şurayı. dx kök x'i burada bırakıyorum. 2'yi karşıya atıyorum. 2 du. Bak. Buna u demiştim. Şurası neye eşit oldu? 2 du eşit oldu. Bak sorum şöyle oldu şimdi. Sorum artık şöyle 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 oldu. Bak. İntegral. 6 var. Aşağıdakine ne demiştim? U demiştim. Neyi var üstünde? Karesi. U kare. Şimdi şuradaki dx bölü kök x denilende 2 du'ya ne olmuş oldu? Eşit. Bak. O zaman 6 ile 2'yi çarptım. 12. İntegral. u kareyi nasıl yazdım? u üzeri eksi 2 diye yazdım. du. Artık integralini alabilirim. Nedir buranın integrali? 12. Çarpı üstünü 1 arttırdım. Üstünü 1 arttırdığım zaman eksi 1'e dönüştü. Yeni üstüme de böldüm. Eksi 1. O zaman şu eksiye dönüştürdü burayı. Eksi 12 u üzeri eksi 1 dediğimiz bir bölü u'dur. Artı c şeklinde bir şey oldu. Ne o demiştik? Kök x artı 5'e u demiştik. Sorumuzun cevabı eksi 12 bölü kare kök x artı 5 artı c'ye eşit oldu. Kök x'li olanlara dikkat et. Tamam mı? Kök x'li olanlara dikkat et. Burada arkadaşlar şu paydadaki ifade U dediğinizde x'li bir şeye U dediğinizde aşağıya inecektir. Oradan da D U'sunun geldiğini göreceksin. Tamam mı? Dikkat et. Hadi bakalım 108. sorumuz. Şimdi benzerini biraz önce çözmüştük. 9. Bakın paydada ne var? 1 eksi 3 x'in 4. kuvveti. 4. kuvvet işimi bozuyor. Hemen bunun içerisindekine U diyorum. 1 eksi 3 x eşittir U. Şimdi bu birinci dereceden yukarıda sıfırıncı dereceden var. Türevi var yani yukarıda. Aldım diferansiyelini. Eksi 3 dx eşittir du. Bana ne lazım? dx lazım. dx'i bulabilmek için her iki tarafı neye böldüm? Eksi 3'e. Gel şimdi. dx eşittir eksi 1 bölü 3 du oldu. Hadi yerleştirelim. Şimdi bunun yerine ne yazacağım? Eksi 1 bölü 3 du U. Bitirelim işi. Şimdi bir 9'um var. Bölü U demiştim. U üzeri 4 oldu. Tamam mı? U üzeri 4 oldu. DX yerine de eksi 1 bölü 3 du U yazıyorum. Sadeleştirmemizi yapalım. Çap. Ça, şunlar götürdü. 3 çarptım. Eksi 3'ü integralin başına attım. U üzeri 4'ü nasıl yazalım? U üzeri eksi 4 du diye yazalım. Artık işim çok kolay. Eksi 3 Üstünü bir fazlalaştırdım. U üzeri eksi 3 bölü eksi 3 artı C. Eksi 3'ler gümbür gümbür götürdü. U üzeri eksi 3 dedim. 1 bölü U küptür artı C. Ne o dediğini söyle bana. Ne o demiştim. 1 eksi 3 x U demiştim. 1 bölü 1 eksi 3 x'in 3. kuvveti artı C'ye eşit olmuş oldu. Tamam mı? mantığını kavra bütün değişken değiştirmelerde ben kalıp kalıp veriyorum ama karşına çıktığında yabancılama diye ya aslında hepsinde aynı şeyi yapıyoruz fonksiyon ve türevi fonksiyon ve türevinin bir arada olmasını sağlayacaksın. Şimdi 109. sorumuz. Bakalım 3x kare bölü yukarıda 2. dereceden var aşağıda 6. dereceden. Alaka var mı? 6. derecenin türevi 5. dereceden yapar. Aşağıya u dersem yukarıdaki du olmaz. O zaman bir ayar yapacağım aşağıya. Aşağıdaki bir şeyin açılımı. Onu gördüm hemen. Yukarısına 3x kare yazdım. Bakın şurası x küp eksi 1'in parantez karesinin açılımıdır. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Bitti. Artık biraz önceki çözdüğümüz kalıplara benzedi. Buna ne diyorum şimdi? U diyorum. 3 x pardon sildim. x küp eksi 1 eşittir u. Al diferansiyelini. Durma. 3x kare dx eşittir du. Var mı? Yukarıda var. Sen du'sun kardeşim. Sen de u'sun. Ne oldu? İntegral du bölü u kare oldu. Tamam. Nedir şimdi u kare dediğimiz? u üzeri eksi 2 du'dur. İntegralini alıyorum şimdi. u üzeri eksi 2'nin integrali u üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c. Eksi 1 bölü u artı c. Eksi 1 bölü x küp eksi 1 artı c. c. C, 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 Devam edelim mi? Edelim tabii. Yeni kalıbımıza geçeceğiz şimdi. Güzel, güzel. ilmek ilmek dokumaya. Devam haydi. Evet şimdi geldik dördüncü kalıbımıza. Aslında en önemli kalıplarımızdan bir tanesi özellikle alan hesaplarında falan çok karşımıza çıkacak. İşte burayı anlayanlar için ilerisi gerçekten çok kolay olacak. Sadece değişken değiştirmeyi yaptığında işte belirli integrale geldiğinde sınır falan da değiştireceğiz. Bunları yaptığında sorunun cevabı çat diye çıkacak karşınıza. Ama değişken değiştirmeyi iyi bilmeniz lazım. Şimdi sonraki kalıbımız aslında bileşke fonksiyondur. Yani bu bu ifade ne demek arkadaşlar aslında? F türevin içerisinde G var. Yani ne demektir? F türevle G'nin neyi burası? Bileşkesi bu şekilde çıkacak. Eğer bu şekilde bir fonksiyonun içerisinde başka bir şey varsa bu kelimeyi benden çok duyacaksın unutma. Bir fonksiyonun içerisinde veya türevinin içerisinde başka bir şey varsa fx ile ilgili bilgi verildiyse o içerisindekini kesinlikle değiştirmen lazım. Tamam mı? Yani burada neye u diyeceğim? Gx'e zaten türevi var dışarıda. Hemen g x eşittir u diyorum. Yani bileşke fonksiyon tarzı olanlarda içeridekine u diyeceksin. Tamam mı? O zaman ne diferansiyelini aldım. g türev x dx eşittir du oldu. Bak oku soruyu şimdi. Ben buna u dedim. Şurada dx'im var. Unutmuşum ben o dx'i yazmayı. dx olmadan olmaz. Şimdi ne oldu sorumuz arkadaşlar? İntegral f türev var üstünde. İçeridekine u dedim. G türev x dx dediğimiz du oldu. Bitti. F türev u'nun integrali nedir? F u artı c'dir. Bitti. Tamam mı? Neye o demiştik sonra? Gx'e sorumuzun cevabı f içerisinde gx artı c. Şıklarda mesela bu yoksa bu nedir arkadaşlar? F bileşke g x'in birebir aynısıdır. F bileşke g'nin türevi budur. Tamam mı? Çok önemli. Bak şimdi örneğe. da sana f türev x kare çarpı 2x verdi. Ne dedim? Bir fonksiyon içerisinde x kare yazıyorsa, 2x artı 1 yazıyorsa, 5 yazıyorsa, eksi x yazıyorsa yani x'ten başka bir şey yazıyorsa onun içerisine hemen u diyeceksin. Tamam mı? Alışkanlık haline getir. x kare eşittir u. Diferansiyelini aldım. Ne oldu diferansiyeli? 2x dx eşittir du. Var mı? Var. Burası D U. Buna U demiştim. Oku şimdi. F türev U D U oldu. İntegralini alabilir miyim? Alırım tabii ki. F türev U'nun integrali nedir? F U'dur artı C. Ne U demiştim? X kareye sorumuzun cevabı F X kare artı C'ye eşittir diyoruz. Bu kadar. Tamam mı? Önemli. Gerçekten çok önemli. Gerçekten çok önemli. Evet 110. sorumuz şimdi. g türev bileşke f içerisi çarpı f türev x. Bakın bu biraz önceki tanımdaki yaptığımın aynısı değil mi bu? g türevin içerisinde f x var. Dışarıda da f türev x var. Bitti. Ne o diyorum? G türevin içerisindeki ne u diyorum. Fx eşittir u. Niye buna u diyorum? Dışarıda türevi var çünkü. Benim istediğim bu zaten. Diferansiyeni aldım. F türevi x dx eşittir du. Hop bu u buradaki du. Oku şimdi soruyu yeniden bana. İntegral g türev u du. İntegralini aldığım zaman ne geldi arkadaşlar buradan? G u artı c. Neye u demiştik Biz fx'e u demiştik. G içerisinde fx artı c. Bu yoksa şıklarda g bileşke f x artı c sorumun cevabıdır. Çok önemli. Çok önemli, çok önemli. Hadi 111. Biraz önce köklü bir fonksiyonlu, köklü bir değişken değiştirme yapmıştım. Kök gördüğünde kurnaz ol. Paydada kök x ara demiştim. Bak paydada kök x var mı? Var. Niye paydada arıyorum kök x'in türevi çünkü 1 bölü 2 kök x'ti. O zaman bak ne dedim zaten f türev falan içi başkaysa içini hemen u diyeceksin dedim. Neye u diyeceğin Soruda çok açık. Kök x eşittir u. Diferansiyelini alıyorum. Diferansiyel ne? 1 bölü 2 kök x dx eşittir du. Var mı soruda bu? Bak dx bölü kök x var mı? Var. dx bölü kök x var. Her iki tarafı 2 ile çarp şimdi dx bölü kök x. Şu 2'yi çarpı olarak karşıya attım. 2 du yaptı. Bak şimdi. Burası 2 du. Oku soruyu şimdi. İntegral f türevin içerisinde u var. Burası neye eşit oldu? 2 du eşit oldu. 2'yi başta düşün yine. 2'yi başta düşün. f türev u du. Nedir bunun integrali arkadaşlar? 2 f u. 2 f u artı c. Ne u demiştik arkadaşlar biz? Kök x'e sorumuzun cevabı 2 f kök x artı c. Bitti. Anlaşıldı değil mi? Anlıyoruz. Önemli, çok önemli. F'in içinde başka bir şey varsa, ben varsam bana da u de. Sen varsan ben de sana u derim. Haydi soru çözmeye devam. Evet şimdi geldik 112. sorumuz. Bak şimdi ne var? F türev var içinde yine bir şey var. Ne dedim? F'in içerisinde farklı bir şey var mı? Bak. F'in içerisinde farklı bir şey varsa mikrofonun sesini açtık mı? Bir bakacağız tabii ki. Evet açmışız. Evet F'in içerisinde farklı bir şey varsa hemen ona u diyeceksin. 1 bölü x'e u dedim. Niye? Bak 1 bölü x'in türevi de eksi 1 bölü x kareydi. Bak burada o da var. Şimdi diferansiyelini alıyorum. Hemen burayı nasıl düşün istersen. x üzeri eksi 1 gibi düşün ki türevini kolay alalım. Aldım diferansiyelini. Eksi x üzeri eksi 2 dx eşittir u'ydu. du'ya eşit oldu. Bak ne oldu burası? Eksi 1 bölü x kare dx eşittir du. Bana ne lazım? x kare bölü dx e, dx'e dx bölü x kare var değil mi dx bölü x kare her iki tarafı eksiyle çarparsam dx bölü x kare dediğimiz ifade dx bölü x kare dediğimiz ifade eksi du oldu tamam şimdi soru bitti 1 eksi içerisine ne demiştim u demiştim f türev u şimdi burası neye eşit oldu eksi du'ya eşit oldu eksi du Hadi düzenleyelim şimdi. Şimdi şu eksiği içeri dağıtalım istersen. Eksiyi dağıttığın zaman eksi f türev u, f türev u'ya dönüşüyor. Eksiyi dağıttığım zaman 1, bir, eksi 1'e dönüşüyor. du. Bak şimdi bunun u'ya göre integralini almanı istiyor. f türev u'nun u'ya göre integrali f u. Eksi 1'in u'ya göre integrali eksi u. Yanına ne geldi? Artı C. Neye U demiştik? Biz 1 bölü X'e U demiştik. O zaman sorumuzun cevabı F 1 bölü X. Eksi 1 bölü X artı C. Tamam mı? Bak 1 bölü X de gördüğün zaman ne arayacakmışsın o zaman? 1 bölü X kare arayacakmışsın soruda. Unutma. Önemli sorular. Hadi. Geldik şimdi 113. sorumuza. İntegral var. İşte bilgiler var C'yi hesaplattıracak bize. Bakıyorum şimdi fx fonksiyonu nasıl tanımlamış? Bir integral olarak tanımlamış. Yani bunun integralini alabilirsen demiş fx'i bulursun kardeşim demiş. Alabilir misin integralini? He? Hadi gel. Şimdi baktım g türev içinde bir şey yazıyorsa f'in g'nin m'nin içinde bir şey yazıyorsa hemen içinde yazana u diyeceksin dedim. Ne u diyorum? x kare eksi 4x u olsun diyorum. Hemen aldım diferansiyeli dışarıda türevi var gördüm onu da. 2x eksi 4 dx eşittir du. Aldım iki parantezine. x eksi 2 dx eşittir du oldu. Bana ne lazım? x eksi 2 dx lazım. Var mı? Var. Her iki tarafı neye bölüyorum ama önce 2'ye. Hadi gel x eksi 2 dx eşittir 2'ye bölersem 1 bölü 2 du. Bunun yerine şurası ne oldu? 1 bölü 2 du oldu. Şimdi bazı yazıyorum burayı. İntegral g türev g türev içine u dedim. 1 bölü 2 du'ydu. 1 bölü 2'sini başına aldım du. Hmm, nedir buranın integrali şimdi? 1 bölü 2 g u artı c. Nedir u dediğimiz? u dediğimiz neydi? x kare eksi 4. Yani oradaki şu fx ifadesi eşit oldu o zaman 1 bölü 2 g x kare eksi 4 x artı c. İşim bitti artık. Şimdi f0 bilgisini vermiş. Hemen 0'ı yapıştırıyorum yerine. f0 eşittir 1 bölü 2 g 0 yazınca burası da 0 oldu artı c. f0 kaçmış? 7'ymiş. G0 kaçmış? 6'ymış. 6 bölü 2'den 3 artı C. Attım karşıya. C'miz kaç oldu? 4. Hemen şurada sildim. C yerine 4'ü yapıştırdım. Ne istiyordu soru bize? Soruyu yazmamışız ki. Evet 113 müydü bu? 113. 113. Neyi sormuş? F4 kaçtır diye sormuş soru bize. F4'e bakalım arkadaşlar. F4 dediğimiz 4'ü yerine yazdım. 1 bölü 2. 1 bölü 2. 4'ü yerine yazınca bunun içi yine 0 yaptı. G0 artı 4. Şimdi G0'ın kaç olduğunu biliyorduk biz. 6 olduğunu biliyorduk. O zaman 6 6 bölü 2. 3, 4'ü topladım. Sorumuzun cevabı 7'ye eşit olmuş oldu. F0, G0'a eşit olmuş oldu. Oldu mu? Oldu mu? Şimdi hadi bakalım. Şimdi geldik 114. sorumuza köklü fonksiyonlarda değişken değiştirme yaparken neler yapacağız? Şimdi bu soruyu iki şekilde de çözeceğim ama bundan sonrakileri tek çözüm yapacağım. Dikkat et. Şimdi eğer köklü fonksiyonlar çıktıysa karşına hiç kasmadan şöyle yapabilirsin. İçerisi kaçıncı dereceden? Birinci dereceden. Dışarıda sıfırıncı dereceden var. Dersin ki x artı 3 eşittir u'dur dersin. dx eşittir du oldu. İntegralim şöyle oldu bakın. Buna u demiştim. Kare u. Dx de du'ya eşit oldu bu. Bunun integralini alacağım şimdi. U üzeri 1 bölü 2 du. U üzeri 1 bölü 2'nin integralini alabilirim değil mi? Üstünü bir fazlalaştırdım. 3 bölü 2. Yeni üstse böldüm. 3 bölü 2 artı c. Ne u demiştim? X artı 3'e. Şunu ters çevirip çarpıyorum sadece. 2 bölü 3. U dediğimiz x artı 3'tü. Kendi kuvveti 3 kökün derecesi karekök artı c. Bu bir yöntem. Bu soru için kolay ama birazdan yapacağımız sorular için zorlaşacak bu yöntem. Biz işte bu köklü olanlarda değişken değiştirme yapıyoruz ama U demeyi tercih etmiyoruz. Bakıyorum kökün derecesine. Kökün derecesine karekök. O zaman şöyle bir değişim yapıyorum. X artı 3 eşittir. U kare dönüşümü yapıyorum. Dikkat et. Kökün derecesini kökü yok etmek amacım. X artı 3 yerine u kare yazacağım. Kökler götürecek. Unutma. Tamam mı? Şimdi o zaman şöyle oldu. Dx dediğimiz bakın buraya x'e göre int e, diferansiyelini aldım dx. Burasının u'ya göre diferansiyelini aldığım zaman iki başa düştü. 2 u du. Bak türevi yanına du. Artık integralimi yapabilirim. İntegral kare kök içerisinde x artı 3'e u kare demiştim. dx dediğimiz neye eşit oldu dikkat et. 2u du. dx dediğimiz 2u du. Düzenleyelim şimdi bu kare kökten u diye çıktı dışarı doğru mu? u ile şunu çarpacağım u kare. 2'yi de başa aldım. 2 u kare du böyle. Bitti artık. Şimdi bura basit integrale dönüştü. 2 integralini aldım. u küp bölü 3 artı c. Şimdi ne yapmam lazım? u yerine buraya geri döneceğim. O zaman u kare x artı 3'e eşitse, her iki tarafın karekökünü aldığında, u dediğimiz x artı 3'ün neyine eşittir karekökünü en son u yerine bunu yazıyorum. Hadi yazalım şimdi. 2 bölü 3 başta duruyor. u yerine karekök içerisine x artı 3 yazdım. Bunun neyi var? küpü var. Küpünü ha dışarı yazmışsın ha içeri yazmışsın. Üçüncü kuvveti artı c. Tamam mı? O zaman arkadaşlar burada ne söyleyebiliriz? Hemen bir tane not yazabiliriz değil mi? Şöyle direkt buradaki yazdığım notu yazayım. Hemen notunu al şuraya. Diyelim ki karşımıza eninci dereceden fx fonksiyonu çıktığında değişken değiştirme yaparken fx eşittir u değil ne dönüşümü yapacağız? fx eşittir u üzeri n dönüşümü yaparsak daha kolay bir şekilde soruyu çözeriz. Küp kök olsaydı x artı 3 eşittir u küp yapacaktık. Her iki tarafın diferansiyelini aldım. dx eşittir 2u du. dx yerine 2u du yazdım. Buna u kare demiştim. Kökten ne diye çıktı? u diye çıktı. Çarptım u kare yaptı. ikisi başta sonrası basit integral. Hadi 3 soru daha çözelim sonra diğer videoya koşuyoruz. Evet şimdi 115. sorumuz. Yine köklü durumda bakın. İçeridekine bakın kaçıncı dereceden? ikinci dereceden dışarıda birinci dereceden var. İçeridekine değişken değiştirme yapacağım o zaman. Şimdi kare kök olduğu için bu kare kökü yok edebilmek için x kare artı 2'ye u değil ne diyorum şimdi? U kare diyorum. İsteyen u diyerek de yapsın ama işler karışır. Şimdi diferansiyelini aldım. 2 x dx oldu burası. Türevini aldım yana dx yazdım. Buranın türevini aldım u'ya göre. 2u du. Tamam. İkileri sadeleştirdim. Bakın buna ne demiştim ben? U kare demiştim. X dx var mı? Var. Bu x dx dediğim neye eşit oldu? U du oldu. Hadi yazalım şimdi soruyu. İntegral, integral şu u kare kare kökün içerisinde buradaki Bunlar neye eşit oldu çarpımları? U, D, u eşit oldu. Bak ifadene şimdi. Şunlar götürdü. U, bir U da burada. Ne yaptı? U kare, D, U yaptı. İntegralimi alabiliyorum artık. Nedir bunun integrali? U küp bölü 3 artı C. Neye U demiştik arkadaşlar biz? Neye U demiştik? U dememiştik, U kare demiştik. Her iki tarafın kare kökünü aldığında kare kök içerisinde x kare artı 2 dediğimiz neye eşittir? U'ya eşittir. O zaman sorumuzun cevabını bulduk. Karekök içerisinde x kare artı 2'nin 3. kuvveti bölü 3. Tamam mı? Şu 3. kuvvet buradan geldi. Artı neyim var bir de? C'miz var. Tamam mı? Mantık aynı. Hadi 116. Bir tane daha. Bir tane daha. Bundan biraz daha çözeceğiz. Hatta bu sonradan sonraki videodan bu videodan sonraki videoda bunların sorularıyla başlayacak ama o videonun içerisinde sonra daha karışık, daha farklı sorular çözerek değişken değiştirmeyi tamamlayacağız. Yani kurallarımız bitti. Soru kalıplarını görmeni istiyorum. Bir videoda daha soru çözeceğim. Şimdi bakıyorum küp kök var. 2x artı 1 var. İçerisi birinci dereceden Dışarısı sıfırıncı dereceden. Tamam. O zaman bu sefer 2x artı 1'e bu orada kare kök demiştik. Şey u küp u kare demiştik. Küp kök olduğu için bu sefer u küp diyorum. Her iki tarafın diferansiyelini aldım. 2 dx oldu burası. Diferansiyeli 3 u'nun karesi du. Tamam. Şimdi dx denilen şey neye eşit oldu her iki tarafı 2'ye böldüğümde? Burada sadece dx var. Her iki tarafı ikiye böldüm. Dx eşittir 3 bölü 2. U kare du oldu. Hadi başlayalım. İntegral. 1 bölüm. Buna ne demiştik? U küp demiştik. Hop hop şunlar götürdü. Bunlar birbirlerini götürdü. Ne yaptı arkadaşlar? U yaptı. Tamam mı? Bak U küptü. U yaptı. Şimdi burada dx var gördün mü? dx yerine ne yazıyorum? 3 bölü 2 U kare du yazıyorum. Şu 3 bölü 2'yi integralin başına attım. Ne var orada bir de? U kare du var. Dikkat et. U kare du. Bak şimdi sadeleştirme yapılacak. Basitçe bir integral. Çat çat gitti. Ne oldu yani? 3 bölü 2 integral u du oldu. 3 bölü 2 başta. U du. U'nun integrali nedir arkadaşlar? U kare bölü 2 artı c. Ne oldu yani? 3 bölü 4 U kare artı C oldu. Bana ne lazım? U kare lazım. Şimdi U neye eşittir? Her iki tarafın küp kökünü alacağım U'yu bulabilmek için. Küp kök içerisinde 2x artı 1 dediğimiz eşittir neye arkadaşlar? U'ya eşit. O zaman burada U gördüğüm yere bunu yazacağım. Bir de neyini alacağım? Karesini alacağım. Ne oldu cevabım o zaman? 3 bölü 4. U'yu gördüm. U yerine küp kök içerisinde 2x artı 1 yazdım. Bunun neyi var? Üstünde karesi var. Bir de artı c'miz var. Tamam mı? Anlıyorsun değil mi? Bir sürü soru çözdük. Tamam mı? Hadi 117 de aynı. Benzer bir soru. Buna bakalım şimdi. Yine köklü var. x artı 1 var. x kare artı 2x var. Kare kök içerisinde. Ne yapıyorum hemen? x kare artı 2x'e Kare kök içerisinde olduğu için u değil. Ne diyorum arkadaşlar? U kare diyorum. Şu ifadeye u kare dedim. Hadi diferansiyelini aldım şimdi 2x artı 2 eşittir dx. 2x artı 2 dx eşittir. Karşı tarafında diferansiyelini aldım 2u du. Şimdi bak sol tarafı. Hemen iki parantezini alınca x artı 1 dx geldi. Yukarıda da o var gördün mü? Her iki tarafı ikiye böldüğümde şunlar birbirlerini götürdü. x artı 1 dx denilen şey u du'ya eşit oldu. Hadi yazalım şimdi. İntegral yukarısı u du. Şimdi buraya u kare demiştik. Hop hop şunlar götürdü u. Çat çat sadeleşti 1 kaldı. Yani sorumuzun cevabı 1'in u'ya göre integralini alacakmışız. Ee, Birin uya göre integrali nedir arkadaşlar? U artı c. Cevabım bu. Şimdi u neye eşit sadece onu söyleyelim. U kare buna eşitse, her iki tarafın kare kökünü aldığımızda u dediğimiz kare kök içerisinde x kare artı 2 x eşittir. U kare buna eşit. Her iki tarafın neyini aldım? Kare alıp buldum. Yani sorumuzun cevabı karekök içerisinde x kare artı 2x artı c. içinin türevi bölü iç yapılmış. Yani başka bir şey yok. Tamam mı? Anlaşıldı değil mi? İçinin türevi bölü içi. 2 yani kök içi. Evet arkadaşlar. Neyse bu video birazcık uzun oldu uzatmayacağım. Böyle sonraki videoda bir 15 tane daha soru çözeceğim. Özellikle soruda bize hazır diyorlar ya işte U şu dönüşümü yapın. O sorular var. Bir de yine çok farklı tipte sorularımız var. Yani değişken değiştirme bitti. Konuyu ben anladım hocam artık soru çözebilirim diyenler yardırsın. Sonraki videoyu izlemelerine gerek yok. Ama sonraki videoda biraz daha farklı tipte 15 tane daha soru çözeceğim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.